Merhaba değerli takipçilerim, hepiniz kanalımıza hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizlere soracak olursanız hamdolsun iyiyiz. Bugün açılışımı annem çamaşırlarımızı seviyor. Seriyi onunla yapmak istedim. Hadi kızım, sen onu Allah. Allah'a emanet. Annem gene size de selamını gönderdi, duasını yaptı. Annem olmasa benim işim zor. Tekelle çamaşır sermek gerçekten de zor. Mandalla tutturamam işte. O yüzden annem burada kalıyor. Ben annemin hakkını ödeyemem, her zaman söylüyorum. Selamlar. Selamlarınızı duyuyorum. Beni sevdiğinizi biliyorum. Teşekkür ederim. Allah'a emanet olun. Ben duyuyorlar mı? Duyuyorlar, duyuyorlar bakalım. Allah sizden razı olsun. Arkadaşınızı inşallah çoğaldırsınız. Annem hepiniz selam gönderiyorsunuz. Ben anneme selamlarınızı iletiyorum. O da sizlere söylüyor. Her yoruma cevap veremiyorum. Tek elimle zor olduğu için artık bir iki tane, bir kişi dört tane yorum yapsa bile bir iki tanesine cevap verebiliyorum. Çünkü sol elimle yazdığım için bayağı zor oluyor benim için, ama cevap vermeyince de saygısızlıkmış gibi geliyor. Elimden geldiğince cevapsız bırakmamaya çalışıyorum. Cevapsız kalan yorumlardan baktık. Kusura bakmayın diyeyim. Bugün hava yağışlıymış. Sabah çekiyoruz biz şu an bu videoyu. Bakalım öğleden sonra ne olacak, öğlen ne olacak durum. Açılışımı annem çamaşır sererken yapmak istedim. Şöyle biraz dışarının manzarasını göstereyim sizlere. Kazlarımız evin önünde yatıyor. Keyiflerine diyecek yok, gölgede hepsi de yatıyor gördüğünüz gibi. Ne diyeyim arkadaşlarım, artık sonra videoma kaldığımız yerden devam edelim. Annem çamaşırlarını sersin, bitirsin. Duruma göre bakalım, sonra devam edeceğiz inşallah. Allah'a emanet olun, bay bay. Tekrar merhaba değerli takipçilerim. Biz annemle beraber bahçeye fidan dikmeye gidiyorduk. Daha doğrusu annem dikecek de ben de onun yanında gidiyordum. Şöyle çayırımıza dış çekim yapmak için gelinle damat gelmiş. Ben uzaktan çekiyorum videomu. Ekranı birazcık yakınlaştırdım. Bu köyümüze, çayırımıza gelen 5. gelin galiba. Ben bu sene ilk defa gördüm çayırda böyle gelinle damat. Gelinimiz de tesettürlü. Allah'ın bir ömür boyu mutlu etsin inşallah. Tanımıyorum gerçekten kim. O yüzden izinsiz çekiyorum bu videoyu da. Bayağı mesafemiz uzak. Birazcık ekranı yakınlaştırdım. Allah'ın bir ömür boyu mutlu etsin. Ayaz salonun perdesini açtırdığına göre demek ki salondan camdan bakmış. Koyunlar da buraya yayılmaya gelmiş. Bakın nasıl yiyorlar kuş burnunu. Şöyle bahçeye doğru yaklaştım. Bunu önce biçiyor dediğim gibi. Annem fidan dikiyor. Fidanlarımızın da çoğu tutmuş. İnşallah çapasına kadar elim iyileşir. Çünkü bunların yavaş yavaş çapa vakti geliyor. Şöyle ekranı yavaşça yakınlaştırayım. Gördüğünüz gibi küçük küçük otlar bitmiş. Anne gene körü var herhalde. Yağmur da yağıyor.
Geçen mi? Diktin kadar dikte kalanı kalsın olmazsa. Bugün bizim şu yaz gelmedi arkadaşlarım. Gerçekten de soba olsa yanacak o şekilde. Sabah akşam serin oluyor baya. Yağmur yağmaya başladı. Ayaz da aşağı indi bakalım. Hilal geliyor Ayaz. Hilal. Kim gelmiş Ayaz? Kim o? Anneannesi oğlumun. Anneannesi. Nenne. Nenne. Anneanne. Anneanne gelmiş Ayaz. Anneanne. Tamam Yaz gelmedi. Bu sene yaz gelmedi, kış da gelmez Hilal. Hilal fidanları kırıver kızım. Anneannem. Anneanne. E mi bunlar anneannem ya? Hey, anneanne. Sığından tane, sığından tane. Oğlum Yonca'yı biçti. Romok getirip gelecek, birazdan götürecek. Öğlen malına bakacaklar eşimle beraber. Bir yandan inekler yoncalarını yiyecek. Bir yandan da yem zamanı verecekler. Evet. Anne hasta olsun bir daha. Ha? Sonra dikmez annenen canı durmaz kızım. Çok yağmıyor ya. İki yerden dikerdik şimdi Hilal. Gene balık oynadı. Bugün bayağı Uşak'ta sel olabilirmiş. Burada da Sultan Yengi'nin evi gördüğünüz gibi üst katın çatısını aldılar. Bir kat daha çıktıklar üste. Yeni düğün yaptı. Bir hafta 10 gün oluyor. Oğlanla gelini büyüyecek. Oğlu gelini şu an Uşak'ta oturuyor. Nasip olursa evi yapınca köye taşınacaklar. Çatıyı kaldırmışlar, duvarları yıkıyorlar. Yağmur çok yağarsa kabuk üstünün betonu Hilal. Evet. Geçen çatıyı aldıkları günde bayağı yağmur yağdı. Artık yapacak bir şey yok. Yıkması da yapmasından daha zor. Yani ekranı birazcık yakınlaştırabileceğini demin yakınlaştırdım ama olmadı. Yıkmak gerçekten yapmaktan daha zor. Allah yardım etsin, ev yapanı düğün edene kolay değil. Neyse arkadaşlarım, sonra kaldığım yerden devam ederim. Anne! Anne! Çık hadi, çık hadi kızım. Anne! Anne! Fidanlarımız da bayağı güzel, şöyle gösterelim. Ayağımla tutayım, elimle tutayım ama. Bakın köklü köklü. Evet. Gene sulandı. Sulanmadan dikmesi daha zordu. Dikiverim onun yerine. Hayır. Aha şu mu? Evet arkadaşlar, Ayaz'ın odasına çıktım ben. Oğlum Romo'muz tam geldi. Nenem odayı. Yoncamızı yağmur yağmadan götürecek, hayvanlarımıza gidireceğiz. Birazcık yakınlaştır Hilal istersen. Videoyu Hilal çekiyor, ben Ayaz'ı kucakladım. Çünkü Ayaz bana geleceğim diye ağladı.
Yağmur da şu an geçti bakalım ama yağacak her taraf karardı. Evet. Sevmediğim havalar. Kasvetmiş. Dayı onu mu? Dayıydı hadi bakayım. Dayı. Dayıya da dede diyor. Evet diyemiyor. Yani dadı gibi bir şey diyor. Ekranı düzeltin ben. Ay ayıldım. Dede. Dede. Dadı diyor dayı. Gibi. Dayısı oğlum. Amca de. Gel bakalım. Gel bakalım deden gelmiş mi? Ay. Ay. Neyse arkadaşlar bu kadarlık yeterli herhalde. Sonra görüşeceğiz bakalım. Ne anneanne? Ne? Evet arkadaşlarım annem fidanlarımızı dikti. Şu an bize doğru gidiyoruz. Ayaz da sırtına bindirdi bakalım. Anneannem her neve lazım gerçekten. Ben annemin hakkını gerçekten ödeyemem ya. Anneciğim yapma sorun anneanneye. Oğlum benim. Hilal de Uşak'a gidecek. Kargodan ne almıştın Hilal? Ayaz'da da sırrap almıştım anne. He. O da bugün almazsın ya. Gel gel. Hı hı. Alıp gelemeni istedim. Şuradan geçeriz biz. Alayım mı anne? Şöyle İneklerimiz de yoncalarını yiyorlar. Anneye gittin mi anneannem bir yolda? Yoruldu değil mi oğlum? Anneannesi. Ayaz. Ayaz. Ayaz'a her şeye, her şeye cucu. Bazen de tıslı geliyor. Evet, tıslı diyor. Anneciğim kalkmıyor. Çıkaracak. Allah'ım yarabbim. Terledi. Mü. Mü. Oh, oh. Terliklerini giydireydin de kova vereydin kızım. Aklıma gelmedi almak da. Gözü hala işliyor herhalde Hilal değil mi? Evet anne. Bir tane resim alma gidelim mi? Gidiyorum. Ben de konuşuyorum kendi kendime. Sen gitmişsin. Ben ineklerin yanına gidiyorum bakalım. Babam mı? Benim de mi? Çeşmenin oğlu. İnekler ne yapar? Oo. Oo. Babam ne diyor ineklere? Dede. Dedesi geliyormuş oğlum. Evet. Deden ne yapıyor ineklere? Oo. Oo mu diyor? Oo diyormuş dedeş oğlumu. Bir şey daha diyordu sanki ineklere dede. Ne diyordu oğlum? Başka ne diyor dede? Öyle mi diyor? Ne dedi? Şimdi dedeye gideceğim diyecek o evet, bakalım. O, meraklı bakıyor dedesine. Ne diyor dede? Almazsa alacak bakalım. Oğlumun dişi çıkacak herhalde. Devamlı ağzının su yakıyor. Evet, çıksa da rahatlasak ya. Gördün mü dedeyi? Hı. Alma bakalım Uğur. Alma bakalım. Almadan git bakalım. Allah. O de. Çıktı. Değnek istiyor. O de. Ne diyorsun ineklere? Biz yukarı çıktık. Kızım da Uşak'a gitti. Ayaz'a da annemle beraber biz bakıyoruz. Oğlum da yoncamızı getirdi.
Hava da bayağı serinledi diyeceğim ama yağmur henüz başlamadı. Biraz çiledi, sonra geçti. Söğüdün altına yanaştırmaya çalışıyorum o ıslanmasın diye. Yonca. Kim anneannem o? Dede. Dede değil mi? Dayı. Diyemiyorsun değil mi anneannem? Kim Ayaz o? He? Dayı. Dayısı oğlumun. Çok mu seviyorsun sen dayıyı? He? Bak bakalım şöyle bana ya. Arka kameradan kendini göremediği için Ayaz. Ayaz niye o gidenle? Me. Me mi anneannem? Hı? Me. Allah. İnek mi öldürüyordu? Bilmiyorum ki. İnek de yok da. Go. At ne diyor? Öyle mi çağırıyorsun sen ata? Öyle mi çağırıyorsun? Eşek ne diyor? Ördek ne diyor? Gazla ne diyor? Tuz ne? Evet arkadaşlarım, yağmurumuz başladı, doluyla beraber yağıyor. Allah'ım afaksız versin inşallah. Dolu biraz tehlikeli oluyor çok yağınca ama inşallah öyle olmaz. Ay çok özledik ya. Koyunlar da ıslanıyor orada çağlarımız. Kuzanlarımızı yetiştikten de Allah razı olsun. Şöyle bir bakın arkadaşlarım. Bardaktan bakalım kısma yağmur yağıyor şu an. Kendimi makarsızlar yazık ya, çağlar ıslanıyordu. Koyunlar da hepsi bir havaya toplandı, korktular, getirildi. Tekrar merhaba arkadaşlar. Bilal uşaktan geldi, Ayaz'ı evde uyuttu. Sonra tekrar geldi Ayaz'a bir. Şu an sıra geldi akşam yemeği hazırlığına. Kızartma yapıyoruz bugün biz. Gördüğünüz gibi patlıcanları kızarttılar. Ben aşağıda tavukları yemlemeye gittim tek elimle. Patlıcanlar da kızarmış bu arada. Ben böyle uzun video değil de kısa kısa çekeceğim. Çünkü çok fazla izlenmiyor kızartma videosu. Onlar da nargili kızarmışlar. Şöyle göstereyim. İyi. Az kızarlar. Az kızaranlar da çevir ve istersen bir daha. Onları yine attım da. Tamam. Şu an saat 5:30-6 arası. Eşim inek salıyor. Annem Ayaz'a bakıyor. Şu an abdest aldı. Namaz kılacak annem bakalım. Arkamda. Benim bizim bekliyor. Kıl sen kıl anne. 10 dakika buradayım ben. Bakarım Ayaz'a. Aşağı inmeyeceğim sonra. Sonra aşağı inmeyeceğim. İnekler yonca yiyecek ya. İçmesin ya. Bekliyorum aşağıda. Ört. Ört anneannem orayı. Ört. Ay ört. Aferin oğluma. Dayısı kaçtı. Dayısı avdı kaçtı oğluma. Kapımı açıverdi. Arıyor. Dayısını arıyor. Duyuyorum ben de.
Mama getirecek oğlumun dayısı. Mam getirecek anneanne. Gelecek anneciğim birazdan, tamam mı? Sana mama almaya gitti oğlum dayın. Oğlum da süte çıkıyor. Süt toplamaya işe gidiyor yani. Anne dikkat et. Tamam. Mercimek çorbası yaptık filan. Annemin isteği üzerine. Neyse sonra kaldığımız yerden devam edelim. Kızım kızartmalarını yapmış. Ben aşağı inmiştim. Patlıcan, biber. Burada kabak var. Gene patlıcan var. Burada da salçasını kavuruyor. Domates rendeledim. Onu ilave ettim. Biraz salçası kavrulduktan sonra mercimek çorbasını da aynı geçen yaptığım gibi yaptım. Değil mi Güler? Evet. Çünkü eşim inekleri çıkarken ben aşağı iniyorum. O yüzden video çekemedim. Hazır ekmeği de aldım. Kızartma pazar ekmeği de güzel oluyor. Evet. Tabii bizim her zaman pazar ekmeği almıyoruz. Genelde buradan köy ekmeği alıyoruz. Ama normalde köy ekmeği daha lezzetli. Evet. Evet. Normalde köy ekmeği lezzetli ama böyle kızartmaya da pazar ekmeği güzel oluyor. Biraz kavrulacak. Biz bunun yanına çay demleteceğiz. Bir yandan ideal masasını hazırlayacak. Ben de tek elimle yardım etmeye çalışacağım. Yaparım ben ya daha erken. Erken 6.30 galiba saat. Evet. Ben bilerek hazır olsun diye hemen yapayım dedim. Olur olsun anne, yavaş yavaş. Tamam. Evet. Domates sosumuz kötüldü. Kızartmayı da patates kızartmasını ile en son yaptı çünkü soğumasın diye. Bunlar da kızarmıştır artık, kızım alacak, masamız da hazır. Unutmadan bugün selamımı da göndereyim. Bugün ben Zahide Bozacı'ya selam göndermek istiyorum. Zahide Hanımcığım da senin için Allah razı olsun. Uşak Bozkuş Köyü'nden kucak dolusu selamlar, sevgiler gönderiyorum. İnşallah devamlı destek olursun. Yanlış hatırlamıyorsam Mülevurbaz'dan yazıyor. Yanlışım varsa da düzeltin beni. Kucak dolusu selamlarımı da gönderdim. Artık soframız hazır. Birazdan masamızı gösterelim. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlarımız, soframız hazır. Şöyle bir yakından göstereyim. Mercimek çorbalarımız. Patlıcan kabak kızartması. Biber kızartmamız, patates kızartmalarımız. Burada da aynı şekilde. Şöyle göstereyim. Domates sosumuz. Burada da sarımsaklı yoğurdumuz. Aynı şekilde karşıda da var. Artık sofraya oturacağız. Telefonumuzu tripoda takalım. Sonra kaldığımız yerden devam edelim. Evet arkadaşlar, soframız hazır. Çorbalarımızı yiyeceğiz, kızartmalarımızı yiyeceğiz. Gideyim artık, burada videomu sonlandırayım. Yarın nasip olursa görüşmek üzere diyeyim. Hoşça kalın, Allah'a emanet olun, sağlıkla kalın.